En iyi olan değil, bazen en çok isteyen kazanır. Herkese selamlar, ben Tolu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir dizisini hepimiz izliyoruz, bunun farkındayım. Ben de izliyorum, çılgınlar gibi izliyorum. Ve Türkiye'de büyük yankı uyandırmış bir dizi. Çünkü çok uzun zamandır bu kadar, nasıl desem, bazı konularda özgür bir dizi görmemiştik diye düşünüyorum. Bunun dışında dizi hakkında bazı şeyler söylemem gerekirse Azra Cohen'in Fiçi Pi üçlemesine, yani kitaplardan uyarlama bir dizi bu. Sanıyorum ilk kısmı, diğerleri gelecek mi emin değilim, hep birlikte göreceğiz. Puhu TV'de izleyebiliyoruz, sürekli bir yerlerde fragmanları çıkıyor, yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Fakat bugün sizlerle öyle şeyler paylaşacağım ki Fi dizisine hiç bu gözle bakmamıştım. Şimdi dizinin adıyla, yani Fi ile başlamak istiyorum öncelikle. Fi aslında bir sayı, Yunanlar tarafından keşfedilmiş, yani bulunmuş bir sayı. Bu altın orana denk geliyor. Atıyorum mimaride, sanatta, hani şu an yüz şeklimizde, bu genel olarak şekillerde bile bir altın oranı, mükemmelliği, estetik olarak göze çok güzel gelmeyi sembolize eden bir sayı. Yanlış hatırlamıyorsam 1.618. 1.618 öyle bir şeyler olması gerekiyordu. Fi'ye neden değinmek istedim? Çünkü fark ettiğim şöyle bir detay oldu. Bütün dizideki bütün oyuncular, daha doğrusu karakterler kesinlikle Fi'ye, yani altın orana, yani mükemmelliğe ulaşmaya çalışıyor. Dikkatli bakarsanız zaten sıkıntı aslında burada başlıyor. Karakterlerin mükemmel olmaya çabalaması ama bir yandan da kesinlikle mükemmel olmamaları ve ciddi anlamda küçük kusurları ya da çok büyük kusurlarını dizide zaten birebir görebiliyoruz. Aslında buradaki zıtlık diziye gerçek rengini, gerçek tadını veren şey. Bu açıdan bakarsanız karakterlerin ne kadar düzgün fakat ne kadar kusurlu olduğunu daha net görebileceksiniz dizi boyunca. Can Manay'ın sürekli su içtiğini fark etmiş olabilirsiniz diziyi çok iyi inceleyenler. Bununla ilgili şu an dizide, yani benim izlediğim yere kadarki olan kısımda herhangi bir şey konuşulmadı. Fakat Can Manay'ın sinir krizi geçirmek üzere olduğu, patlamak üzere olduğu, gerçekten belki de kötü bir şey, küfür etmek üzere olduğu anlarda kendini durdurmak amaçlı, belki de böyle değil bilmiyorum, ben böyle yorumluyorum, direkt kana kana su içtiğini görüyorsunuz ve çok sık, çok fazla kere Can Manay'ın su içtiğini, o cam bardaktan lıkır lıkır su içtiğini görebilirsiniz. Genel olarak doğada ve dünyada suya bakarsanız eğer, su gerçekten en çok ihtiyacımız olan şey. Su, hayatı devam ettirmek için sahip olmamız gereken ve tüketmemiz gereken bir şey. Su, aynı zamanda bir şeyleri temizlemek için ya da spiritüel anlamda bazı şeyleri eşitlemek, yani enerji dengesizliklerini eşitlemek için kullanılan bir şey. Şimdi Can Manay'a şöyle bakabilirsiniz. Bu kadar mükemmel görünen bir karakter ama çok ciddi sıkıntıları var. Ve sürekli su içmesinin sebebini aslında bir çeşit arınmaya, bir çeşit temizlenmeye ya da o bastıramadığı ya da gerçekten patlamak üzere olduğu anları dengelemek için kullandığını düşünüyorum ben. Ve özellikle sürekli böyle su içmesinin sebebi sanıyorum sürekli susuyor olması olamaz bence. Genel olarak Duru'nun sürekli açık renk kıyafetler giydiğini fark ettiniz mi? Mesela yine genel olarak gördüğünüzde sürekli pudra tonları, krem renkleri, çok açık toz pembeler, nötr renkler ya da inanılmaz pastel ve son derece açık renkler giyindiğini fark ediyorum ben. Bu aslında onun ne kadar saf, ne kadar iyi ya da ne kadar güzel olduğunu sembolize etmiyor bende. Benim için onun açık renk kıyafetler giymesi sürekli genel olarak bir ruh gibi geziyor olmasından kaynaklı. Çünkü ne zaman Duru'yu koyu renk kıyafetlerle görürseniz bilin ki Duru kendisinin o ruh gibi bir o tarafa bir bu tarafa savrulan halinden çıkmış ve gerçekten kendinden emin, kendisi için bir şey yapmaya çalışan, ciddi anlamda bir şeyleri başarmaya ve hırslı böyle yaklaşmaya çalışan bir karaktere ya da ruh haline büründüğünü görüyorsunuz. Yani normalde zaten benim fark ettiğim biraz bencil bir karakter olduğu söyleniyor. Genel olarak yorumlar bu şekilde. Halbuki ben öyle bulmuyorum. Bence ne istediğini ciddi şekilde isteyen, yani istediği şeyi sesli bir şekilde dile getirebilen bir karakter olduğunu düşünüyorum ama onun söyledikleri, bunun söyledikleri, şunun söyledikleri çok kafasını karıştırıyor bence. Hani böyle yorumluyorum bu durumu. Bir dans resitalleri olduğu zamanı hatırlıyorsunuz. Spoiler vermiyorum, olayı kesinlikle anlatmıyorum. Orada mesela Deniz onun herkese aynı kıyafeti giymesi ve kimseden hani ayrışmamasını, farklı olmamasını istemişti. Buraya kadar aslında bir noktada okeyiz, yani hani herkes aynı kıyafeti giysin, yani o akıntıda sürüklensin gitsin diyoruz Duru için. Fakat Duru sonunda kafasına taktığı kırmızı tüyü hatırlarsınız.
bu kırmızı tüyle birlikte kendisine bir renk katarak, daha koyu, daha patlak bir şeyler katarak farkını ortaya koymuştu. Yani bu aslında bizim için güzel bir ipucu olabilir Durun'un karakteriyle ilgili. Deniz'e dikkat edin. Deniz'i sürekli toprak tonlarında giyerken ya da kendi sahnelerinde sürekli arkada bir yeşillik ya da sinematografi olarak renklendirme, coloring olarak sürekli yeşil bir ekranda, yeşil bir bu vibe'da görebiliyorsunuz. Bu Deniz'in doğaya ne kadar yakın olduğunu, yani doğa aslında şunu sembolize edebilir, size bir şeyler öğretebilir, siz ondan zengin bir şeyler alabilirsiniz, bu sayede zenginleşebilirsiniz. Çünkü doğa kendisi çok zengindir. Ama bir yandan da doğa birazcık katı olabilir, idealist olabilir ki Deniz çok idealist bir karakter. Öğrencileri için, sanat için, yapmak istediği iş için birçok şey bırakmış ya da bırakabilir ya da çok ciddi sert tepkiler verebilen bir karakter. O yüzden ben bunu bununla ilişkilendiriyorum biraz. Deniz karakterine bir türlü tutunamadım çünkü gerçekten adam toprak grubu burcu gibi ya da gerçekten böyle bu saydığım böyle çok idealist, yani fazla idealist hani. Ben mesela özgürlükten yanayım, atıyorum Durun'un kafasına taktığı o kırmızı tüyden aşırı destekliyorum. İnanılmaz doğru bir şey yaptı bence, helal olsun diyorum yani. Ama genel olarak Deniz'in tüm moduna, tüm ruh haline bakarsanız aslında Deniz zaten böyle bir karakter olmalıydı ve bunu renklerle bile, giydiği kıyafetlerle bile, söylediği sözlerle ya da o sinematografiyle bile çok net veriyor bence. Son olarak şimdi ellerime canmanay gibi yaptım şu an. Canmanay sürekli ellerini böyle yapıyor. Vücut dilinden anlayanlar da bununla ilgili belki bir yorum yapabilir bana aşağıda yorumlarda. Neyse, canmanayı sürekli karanlık bir ortamda görüyoruz. O ışıkların sürekli bir kapalı olduğunu, ofisinin, evinin duvarlarının koyu gri, siyah olduğunu fark etmiş miydiniz? Canmanay dizide aslında bir psikiyatristi ya da psikoloğu ya da psikolojik danışmanı canlandırıyor. Şimdi aslında bunların üçü birbirinden çok farklı şeyler. Dizide sanıyorum bu konuda minik bir karışıklık var ama hani doğrusunu onlar bilecektir. Tabii ki ben sadece yorumluyorum. Bu şekilde insanları ışık tutan, insanları kafalarının içindeki ya da kalplerinin içindeki o çılgın karanlıktan kurtarmaya çalışan, onları ışık tutan, yollarını aydınlatan aslında bir iş yapıyor. Fakat kendisi hani çizdiği bu mükemmel imajın yanında sürekli kendisi, birey olarak kendisi karanlıklar içinde olan birisi. Mesela insanların hayatına bu şekilde ışık tutacak bir mesleği yapan bir insanın bu kadar karanlık olması size de biraz tezatlık yaratmadı mı ya da biraz tutarsız gelmedi mi? İşte aslında tam da bu noktadan bahsediyorum. Mesela insanların dedikodusunu yaparken, onlar hakkında yorumlarımızı söylerken şöyle cümleler kurabiliriz. Onun geçmişi çok karanlık ya da onun geleceği çok aydınlık gibi. Canmanay'ın geçmişi zaten inanılmaz bir soru işareti. Çok ciddi bir karanlık ve hani o açıdan bilmediğimiz her bölümde yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yani karanlık Canmanay'ın zaten geçmişi ve hayatı ve bugüne kadar yaşadığı her şey. Canmanay'ın ilerisi aydınlık mı, geleceği aydınlık mı? Maalesef bunu ben bilemem. Ve evet, benim bu diziyle ilgili böyle fark ettiğim bazı yorumlamak istediğim noktalar böyleydi. Bu konularda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda çok güzel sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Bana aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Hepsini okudum, hepsini cevapladığımı biliyorsunuz zaten. O halde kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki böyle yorumlamalarda, görsel şölenlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.